Bu kılavuz, bu kaptan hayatın fırtınalarında bu gemimiz devrilmesin diye, selametle ahirete ulaşalım diye, kıyıya varalım diye uğraşmışlardır. Kur'an-ı Kerim bir teknoloji kitabı değil, bilim kitabı değil. O yüzden filozof mu üstün, peygamber mi üstün artık gülesim geliyor. Bu bir hayatın, yani bir bilim adamının hayat problemleri yok mu? Ha? Yani NASA'da çalışanın karısıyla, çocuklarıyla bir problemi yok mu? Bedeniyle, hastalığıyla problemi yok mu? Tüm bunlara karşı hayata nasıl bakacak? Hayatı nasıl anlamlandıracak? Ölüm korkusu yok mu? Sevdikleri hiç ölmüyor mu? Onlar öldüğü zaman göbek mi atıyor? Ben NASA'dayım, beni ilgilendirmiyor mu diyor. İşte bu vahiyler, hayata nasıl bakacağız? Ölüme nasıl bakacağız? Ölümden sonraki hayat, Allah'la buluşma, dünyanın tüm bu yükleri altında şaşırmadan kalabilmek, altından başarıyla çıkabilmek için rol modelle beraber vahiy gelmiştir. İnsan olarak. İnsan olarak, aynen öyle. Nebi, Allah'ın seçip öğrettiği bir nezir idi. Nezir, uyarıcı. El-Munzir ismi Kur'an-ı Kerim'de bir yerde, Şura 51'de geçer. El-Munzir ismi, Ef'al-i Hüsna'da karşılığı olan bir isimdir. Biz sizi yakın bir azapla uyardık. Enzernakum ayeti Ef'al-i Hüsna'dan bir delildir. Yani fiil neydi? Eylemiydi Allah'ın. Biz uyardık. Biz sizi yakın bir azapla uyardık. Munzir isminin yeryüzündeki tecellileri peygamberler dedik. Alarmlar, yangın alarmı. Değil mi? Yangın var, kaç kurtul diye. Deprem alarmı. Savaş, mesela uçak, savaşlarda uçaklar gelip bombalayacağı zaman sirenler çalıyordu. Sığının, saklanın, hayati tehlike var. Bunlar aslında Munzir esmasının tecellileri. Hı. Aynı şekilde bir arkadaşı bak, gittiğin yol yol değil. Bak aman ha, uçurumlara yuvarlanırsın, kendine gel. Karının kalbini kırma, işte çocuğuna böyle yapma, haramdan uzak dur demesi de nezirlik görevini yapmış oluyor ve Munzir esması orada tecelli etmiş oluyor. İşte akşam bir filmde de o kadın, bu Allah'ın bu esmasının tecellisiydi. O kadına yol gösteriyordu. İşte nezir Uyarıyordu oluyordu, Munzir esmasının tecellisini gerçekleştiriyordu. Aynen. Duhan suresi 1-7. ayetlerde Hamim, aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. Bak, biz daima uyarmaktayız. Allah sürekli uyardığını söylüyor. Kitaplar göndererek, peygamberler göndererek. Fakat peygamberle bitmedi bu. Onun ayak izini takip edenlerle, bireysel bazda sana rüyalarınla başka birisi karşına çıkıp uyarıyor. Bir kitap okuyorsun, uyarıyor. Veya eğer sen olayları ibret gözüyle bakıyorsan, her daim Allah'ın seni uyardığını görürsün. Her daim. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin bir rahmet olarak Allah'ın yeryüzüne devamlı, pardon, atladım, bir daha okuyorum. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır Rabbinden. Yani Rabbimiz bunu ayırıyor. Nokta. Eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Burada da biz daima uyarmaktayız. Münzir olan Allah'ın tecellileri, münzir olan Allah'ın, nezir olan nebileri. Risalet göreviyle görevlendirilen her nebi nezir vasfına sahiptir. Eğer sen evladını uyarıyorsan, arkadaşını uyarıyorsan, sen de o sırada hangi sıfatı almış oluyorsun? Nezir. Nezir sıfatını almış Bir oluyorsun. ayet var ya, o müminler birbirlerine iyiliği emreder, kötülükten men ederler. Çok yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi nezir ve munzir esmasının Birbirinizin tecellileri. kollayıcısı, gözetleyicisi, uyarıcısı olun diye. Öyle anlıyorum ben.
Fakat tabii burada öyle bir ince çizgi var ki uyarmak ve hamisi olmak çok farklı. Hani senden dolayı değil, hani dinleyenlere de uyarmak. Sen onların üzerine bekçi değilsin. Evladın bile olsa bekçi değilsin. En fazla uyarabiliyorsun. O kadar. Peygamberimize de öyle dedi ya. Tebliğ et dedi. Tebliğ et. Yoksa hiç kimsenin üzerine bekçi değil, oturup da şu grup cehenneme, şu grup cennete, şu cehennemin en dibine, şu üçüncü Ama o mertebesine zaman Allah'tan rol dua çalmış gruplar edebiliriz. var ya, işte hani kimse kimseyi ne cennete gönderebilir ne de cehenneme gönderebilir. Sadece iyi niyetle dua ederiz cennette olsunlar diye. Ve diğerlerine de tebliğ yapabiliriz ancak. Risalet göreviyle gönderilen her nebi nezir vasfına sahiptir. Kur'an vahyinin nezir vasfını kendisi için kullandığı ilk Resul Hazreti Nuh'tur. Yani Hazreti Adem'in böyle bir görevi Olmadı. yok. Hatta bu yüzden aslında Adem'in peygamber olduğuna dair Kur'an'da en ufak bir delil yok. Ümmeti de yok çünkü, değil Evet, mi? ümmeti de yok. Kime İlk söyleyecek? insan olarak geçiyor. Ama ilk uyarıcı olarak Hazreti Nuh geçiyor. Zira Risalet Hazreti Nuh ile başlamış ve Hazreti Muhammed'e kadar devam etmiştir. Hazreti Muhammed'den sonra uyarı görevi peygamberlerin varislerine geçmiştir. Hazreti Nuh'tan sonra gelen hemen tüm resullerin de uyarıcı oldukları vurgulanır. Fakat uyarıcılık vasıflarına en çok atıf yapılan peygamber kavimleri helaka uğrayan peygamberlerdir. Uyarılıyorlar, uyarılıyorlar, uyarılıyorlar. En sonunda helaka uğruyorlar. Hazreti Nuh başta olmak üzere Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Lut, Hazreti Musa bunların başında geliyor arkadaşlar. Uyarıdan söz edilen bir yerde korkutma vardır. Korkutmanın olduğu yerde ise korkulması gereken bir şey vardır. Peygamberler sadık haber taşıyan kimselerdir. Bunun için onlara enbiya denmiştir. Nebi kelimesinin türevi olan nebe sıradan haber değil. Normalde sıradan habere Araplar haber diyor. Eğer nebe kelimesini kullanıyorlarsa Arap dilinde buna muhatap için hayati önem taşıyan haber. Yani bu haberi kim duyacaksa, kime gelmişse onun için hayati önem taşıyan haber. O zaman nebiler ne getirmiş oluyor? Hayati önem taşıyan haber getirmiş oluyorlar. Yani helakın hem dünya ve ahirette helak olacaksın demek istiyor. Bunları izlemezsen, takip etmezsen. Evet. Bu habere sırtını döven kavimler helaka uğramıştır. Kur'an-ı Kerim hep bunu anlatır. Diğer elçiler nezir olarak anılırken söz son elçiye geldiğinde, son elçi Peygamberimiz, bu vasfı onu dengeleyecek bir başka vasıf daha eklenir. Beşir. Yani müjdeci. Hazreti Muhammed önce müjdeci, sonra uyarıcıdır. Hazreti Peygamber'e gelene kadar bütün peygamberler nezirdir, uyarıcıdır. Peygamberle beraber beşir, müjde, Müjdeci. sonra nezir. Mübeşşiran ve neziran diye çok geçiyor. Evet, o yüzden bizim peygamberimizin ilk önce müjdeleyici sıfatı. O yüzden de biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. O zaman bizim de ilk vasfımızın ne olması lazım? Tabii çocuklara veya insanlara tebliğde bulunurken hep sevdirerek, hep sevdirerek müjdeleyici. Kur'an tüm peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdiğini beyan eder ama sıfat olarak nezir sıfatını tüm nebiler için müstakil kullanır. Fakat beşir sıfatını da sadece peygamberimiz için kullanır sıfat olarak. Kur'an'da 9 yerde beşir, 5 yerde de mübeşşer vasfı kullanılır. O ayetlerden sadece biri Hz. Muhammed için Bakara 119'da şüphesiz biz seni hakikatin ta kendisi olan vahiy ile müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
Demek ki peygamberimizin sıfatı ne? Müjdeci ve uyarıcı. Neyle beraber? Hakikatin ta kendisi olan vahiy ile beraber. Uyarıcı olan, alemlere rahmet olsa dahi uyarının sahibi gibi davranmamaktadır. O uyarının elçisidir. Uyarının sahibi kim? Allah. El vekil olan sadece Allah'tır. Ne demek bu? El vekil olan Allah, o ise sadece elçi, tebliğ ediyor. Yani Allah'ın emirlerini getiren. Peki Allah neye vekil burada? O sadece vekildir diyor. Yol göstermeye insanlara. Her şeyin arkasında durumdur. Tam bağla bu söylediğim cümleyle. Diyor ki sen sadece tebliğ görevini yerine getireceksin. Bunun sahibi sen değilsin. Tebliğin sahibi Allah. Sen bunun görevlisisin. Rol model olacaksın. Tebliğ edeceksin ama Allah el vekildir. Ben de sana vekil olacağım. Koruyacağım, sahipleneceğim. Peygamber için doğru. Tamam. Bir de öteki taraf için. Onlar için ben. Yani ötekilerde de uyarılmadı. Hani biz bilmiyorduk. Demeş ihtimalini kapatıyor. Karşı taraf için. Biz uyarılmadık, haberimiz yoktu. Yani vekilin özelliği ne? Vekil esması? Asıl gibidir vekil. Yani asıl ne yapar? Yerini tutan. Yerini tutar. Peki yerini ne zaman tutar? O olmadığı zaman. Tamam, peki Allah burada nasıl vekil olacak? Peygamber her zaman var Allah. Ve Allah dostları ondan sonra. Bildirdikleriyle, yaptıklarıyla her şey uyumlu olacak. Dolayısıyla... Bir vekalet söz konusu. Peygamberler için dediğiniz doğru. Bir de karşı taraf için Allah dilediğine hidayet edecek. Dilediğine de etmeyecek. Etmeme konusunda kriteri ne olacak? İman? Hiç alakası yani, yok. Canı isterse edecek. Canı isterse değil işte, değil. Onlar o kadar derin konular ki Esma-ül Hüsna bittikten sonra bunlara gireceğiz. Siz şimdi sadece böyle bilin, böyle bilin. Esma-ül Hüsna'yı anlayalım ama kulun, bak, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnsan suresi 33. ayet. Bunları belleyeceksiniz bir kere. Allah dilediğine hidayet eder. Bunu da dileyeceksiniz. Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmişse ona çokça hayır verilmiştir. Bunu da anlayacaksınız. Ama sonra bu akıl fikriyle Leyla bulunmaz deyip haddinizi bileceksiniz. Öyle yok, ben çok imanlı olduğum için bana böyle oldu, öyle bir şey değil. Nerede ya? Bir de şey var ama ilmi isteyene zenginliği istediğime veririm diyor. Hani ilim, hani bu bilebilmek, hidayete ulaşabilmek de belki o isteyenle alakalı. O isteğine diyor, Allah dilemedikçe sen dileyemezsin. Allah senin için ilim dileyemezse sen de o duayı yapamazsın. Şu kitapta şeyi çok vurguluyor. Neye ve kime göre yaşadığınız, Allah'ın şeyine çizdiği davete o yola uyup da mı yaşadınız? Onları çok çiziyor altında. Daha çok, daha çünkü şu anda İslam... Ben çok oradan aldım. Öylelerine mi hidayet edecek acaba? Yok, her şeyde, her duada, zurede... Hayır. Göre, son nefeste ayağını kaydırırsa ne olacak? Ha? Bak işte ben bahsettiğim bu felsefi akımdakiler, bir zamanın duayenleri, bak son zamanlarında sapıttılar. Ne olacak şimdi? Açıdan kim onlar merak? Sonra söylerim burada, hani iyi şey olmasın diye. Şimdi... Şimdi ben buna baktığım zaman... o zaman sen kendi tanrılığını ilan etmiş oluyorsun, nefsinin ben yaptım da hak ettim diye. Bak şu hikayeyi hiçbir zaman unutma. Allah adamın bir tanesine çok uzun ömür vermiş, 500 sene böyle tasavvufta anlatılır. Bu da 500 senesini aklı erde ereli ibadetle geçirmiş. Ölmüş. Tabi ölünce melekler bunu karşılamışlar, ağırlamışlar. Bunun çok hoşuna gitmiş. Hani ben demiş bu kadar ibadet yaptım. Şimdi hani beni özel karşılıyorlar. Allah demiş ki meleklere, kuluma söyle ki benden bir lütuf olarak girsin cennetime. Şimdi bunu söyleyince çok bozulmuş o kul. Bu kadar uzun sene ben ibadet ettim de benim ibadetim için değil de Allah bana lütufta bulundu diye. Meleklere de bunu söylemiş. Hani hikaye bu ya. Allah demiş ki meleklere, kulum ne dedi? Kulum böyle söyledi. Atın onu cehenneme demiş. Hayır, demiş ki Allah. 500 sene yaptığı ibadet, karşılıksız verdiğim bir gözün karşılığı bile olamaz.
Nerede sen kendini yapacaksın da bulacaksın? Bir de Allah lütuf etmiş. O da çok büyük bir olay yani. Ha. Onun lütfuna mağsar olmak da çok büyük bir olay. Şu anda rasyoneliteye boğuldu din. Herkes zannediyor ki kendi yapıyor ve kendi yaptığı için cennete gidecek. Şu andaki Müslümanlık akımı seni kibre götürüyor. Kibre götürüyor. Ben aklımla buldum. Ben böyle yaptım. Yani şu anda rasyonelite Kur'an yani böyle ilahiyatlarda orada burada kurban edilmiş durumda. Tasavvufun o tevazusu, tasavvufun Allah'ın lütfunu bilmesi, Allah'ın rızasını istemesi devri bitti. Sen aklını işletiyorsun, cennete gidiyorsun. Ahir kitaplar böyle işte. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Son dönem meallerde bir adımdır. İlkokul birinci sınıf için lazımdır. Ama güzelim benim daha okuman gereken sonsuz basamaklar var. Ya bunlar ilkokul birinci sınıf için lazım. Bunlar olacak ki sen yukarıya çıkacaksın. Bunları reddetmiyoruz. Rasyonalite olacak ama rasyonaliteden sonra sen bir de başka bir aleme doğru yürüyeceksin artık. Sonsuzluk alemine akıl kısıtlı. Bu akıl fikriyle Leyla bulunmaz. O zaman Allah'ın seçtiği kullar olayı, hani biz şu anda anlayamıyoruz da bilmiyoruz. Anlama ya, sen yolda ol, boş ver ya. O zaman şey, Allah'ın bir projesi var, yarattıkları var. Onlardan bir kısma bazı roller vermiş, onlar o rolleri oynayacak. Olay bu o zaman yani. Ne sanıyordun? Yani bu sen sinemaya gittiğin zaman yani. Oradaki bir dakika, sinemaya gittiğin zaman oradaki filmi izliyorsun değil mi? Orada kendi kafasına göre davranabiliyor mu? Yönetmenin elindeki senaryo, proje neyse onu yapıyor. Tamam, Matrix filminden biliyorduk, bu şekilde anlamıştık olayı zaten ama. Tamam. Ben de kulumun duasına da bıraktım var işi. Tamam, eğer Allah isterse o dua edecek. Bak ne dedim? Bu akıl fikir ile Leyla bulunmaz. Bunu ne zaman anlarsın biliyor musun? Çok derin meditasyonlara girersin. Aklın ötesinde bir bilme melekesi var, sezgi veya ilham dediğimiz ve o sana gün gibi açık olur. Bunu ayırt ettiler bizde. Yakin diye bir bilme şekli var. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin diye. İslam'ın en büyük güzelliği bu ki Allah razı olsun bunu da formüle edip hayata sokan İmam Gazali'dir. O yüzden felsefeciler çıldırıyor. Çünkü onların hiçbir halleri yok. Zannediyorlar ki kitap okuyup ilim biriktirince bütün derya gibi dalmış oluyorlar. Halbuki İmam Gazali yılların felsefesiyle uğraşmış kelamcısı. Baktı ki mutlu değil, tatmin değil, münafık mıyım dedi ya, bir türlü kalbim mutmain değil. Bütün bilgiyi biliyorum, alimler kapımda sıraya diziliyor, başımdan aşağı altın döşüyorlar, kalbim mutmain değil. Biliyorsunuz gizli gizli gidiyor, 10 yıl Şam'da bir sufinin yanında terbiye görüyor. Ondan sonra o yakinin ne olduğunu anlıyor. Yakin, kesin. Ayetini bugün yakinen bileceksiniz Kur'an-ı kesin Kerim'de. Ama. Tatmak, tatmak. Tadarak bileceksiniz. Bak Kur'an-ı Kerim'de cehennemle ilgili ayetlere ne diyor? Bugün yakinen bileceksiniz. Ne? Tadacaksınız. Tadıp anlayacaksınız. O yüzden ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Şimdi ilmel yakin bu akıl fikirle Leyla bulunmaz. Ama görmeye başlarsın, sezmeye başlarsın ilham. Bir de içinde tatmaya başlarsın hakkel yakin. O zaman zaten sana dünyanın kitaplarını, meallerini yıksalar kimse seni döndüremez. Çünkü sen tatmışsın, seni tat, sen tatmışsın, o dedikodu yapıyor. Bir de uyduruyor. Aklını işletip böyle çoğaltıyor bunu. İlim 1.7 cahiller çoğalttı. Açıp bakıyorsun. Bir de sen kendi tattığına bakıyorsun. O yüzden Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberin dilinden şöyle söyletiyor. Ben sizi basiret üzere hidayete davet ediyorum. Ne demek basiret üzere? Soru geçen gün de sormuştum. Görüşünün genişlemesi. Hayır. Neyi? Kalp gözün açılacak. Neyi? Kalp gözün açılmazsa sen o yolu yürüyemezsin diyor peygamber. Ben sana bilgi biriktir. Böyle acayip felsefi tartışmalara gir. Tümden gelim yap, tümden varım yap. Ya o bilim için lazım. Bilimin metodu o. Ama Allah'a giden yol tümden gelim, tümden varım mantık değil. Tümden gelim, tümden varınla ancak felsefi olarak Allah'ın varlığına delil üretirsin. Ama tadamazsın. Bu dediğim net mi? Ben ne dediğimi aktarabiliyor muyum acaba? Şu anda büyük bir meal furyası var. Meal furyasının hepsi de tümden gelim, tümden varın, mantık ilmi, rasyonalite. Böyle de Allah'ın, ben Allah'a inanıyorum zaten. Ne delil göstereceksin ki bana?
Sen bana onu tattıracak yollar. Peygamber onları tattırmak için geldi. Düşünsene o birebir onunla yakın olanların yaşadığı hali. Bir sürü hallerinden bahsediliyor sahabenin. Birbirlerine bilgi satmıyorlardı ki, bilgi satanlar en nihayet zaten bütün o kargaşanın içine karışıp İslam'ın altına oyanlar oldu. Ama hal ehli olanlar bunu yapabildi mi? Yani peygamberler hal ehli yapmak için vardır arkadaşlar. Kendileri de hal ehli çünkü. Tamam, bunları ben reddetmiyorum, bu meyalleri reddetmiyorum. Bunlar hiç aklını işletmeyen bir topluluk için elzem, en başta bununla başlayacaklar. Ama bunun üstünün de olduğunu bilecekler. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Ve nefsin mertebelerini bilecekler. Emmare, levvame, mülhime, mutmaine, değil mi? Marziye, razi. Kur'an-ı Kerim böyle kullanmıyor mu ya? Ey mutmaine nefis. Razı olmuş ve razı olunmuş. Marziye ve raziye. Gir cennetime. Mertebeleri Kur'an saymıyor mu? Kendi kendini eleştiren nefse yemin olsun ki, ha bak, levvame bu şeyler için, bu meyaller levvame için lazım kesinlikle. Ya, emmareden çıkarmak lazım insanları önce bir. Zaten sen emmaredekine gelip de desen ki her şeyi Allah karar veriyor. Tam nasıl olsa Allah veriyor deyip zaten sapkınlığına ben devam edecek. O yüzden ben yapıyorum ne Allah'ı. Ha, o yüzden bak, Kur'an-ı Kerim'de dereceli dil vardır. Der ki biz sizin çabanıza bağladık filan. E şimdi adam zaten nefsi emmarenin içinde, ona bunu söylemek zorunda. İlk önce o böyle bir kalksın, bir silkelensin. Eyvah, aldığım kararlar beni cehenneme götürecek. Eyvah, yaptığım davranışlar beni felakete sürükleyecek bir bilinci oluşsun. Bir grup orada kalacak. Ama en azından bir düzelecek. Bir grup da diyecek ki, kabı geniş. Ya bundan ibaret olamaz din diyecek. Bundan ibaret olamayacak, daha merak edecek. İşte ondan sonra ona tasavvufun yolları açılacak. Gel bakalım. Kademeli 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 bu bilgileri almaya başlayacak gittiği yoldan. Anladın mı? Nerede tıkanıyoruz biz? O sizin, inşallah. O sizin başta söylediği, yani sizin söylediğiniz şey doğrudur ama birinci sınıf emmare için geçerlidir. Daha yürünmesi gereken 6 tane mertebe var. Burada herhalde anlatabildim değil mi? Evet. Bir taraftan da dağdaki çobaha peygamberlik verebiliyor. Yani demek ki bunlara da çok da gerek yok. Hani her şey dağdan rolleri veren kendisi olduğu için. Dağdaki peygamber kim? Çobanların hepsi sıddık sadık şey olmuşlar yani. Çoğunda cehalet var. Hani çoğu bir şey, birçok